Moleküler yapının yani çift sarmal ya da burkulmuş merdiven yapının DNA'yı kalıtımın temelini oluşturmaya uygun bir molekül yaptığı hakkında daha önce konuşmuştuk. Bu videoda DNA'nın neden uygun bir molekül olduğu hakkında ve onu kalıtımın moleküler temeli yapan mekanizma hakkında konuşacağız. Bunları anlatırken bütün biyokimyasal detaylara girmek yerine daha kavramsal bir seviyede ilerleyeceğim. Akıllarınızda ne olduğuna dair kavramsal fikirler oluşturacak seviyede anlatacağım. Burada DNA'nın bir parçasını görüyoruz. 8 baz çifti çizilmiş. DNA işe yarar birkaç baz çiftinden çok daha fazlasıdır aslında. Bunu giriş videosunda konuşmuştuk. DNA molekülü 10 milyonlarca baz çifti uzunluğunda olabilir. Örneğin buradaki kısım çok daha uzun bir molekülün bir kısmı olabilir. Burada çizdiğim gibi çok daha uzun bir DNA molekülünün çok çok küçük bir kısmının büyütülmüş hali olabilir. Yani bu kısım 70 milyon baz çifti içeren çok daha büyük bir molekülün bir parçası olabilir. Şimdi kalıtımın moleküler temelinin ne yapması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini anlamaya ve anlatmaya çalışalım. İlk olarak replikasyona yani İkileşmeye uğrayabilmeli. Yani bunu ikileştirebilmeliyiz. Replikasını çıkartabilmeliyiz. Öyle de e, söyleyebiliriz. Bir hücre bölündüğünde oluşan iki yeni hücre aynı genetik malzemeye sahip olacaktır. Peki DNA nasıl replikasyona uğrar? Bu sürece replikasyon diyoruz. Bunu da giriş videosunda konuşmuştuk ama değişik süreçleri yan yana görmek güzel. O yüzden tekrar ediyorum. Şimdi bu merdivenin iki tarafını ayırdığınızı düşünün. Buradaki kısmı alıyorum, kopyalayıp yapıştırıyorum. Videonun biraz aşağısına taşıyor ama bu kadar da yeterli. Şimdi de diğer kısmı kopyalayıp yapıştıralım. Bu kısmı seçiyorum, kopyalayıp yapıştırıyorum. Merdivenin her bir tarafının diğer tarafı oluşturmak için kullanılabileceğini tahmin ettiniz, öyle değil mi? Bu şekilde birbiriyle aynı iki DNA dizilimi elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu sol taraftaki bilgiye dayanarak yeni bir sağ tarafı oluşturabiliriz. A her zaman T ile eşleşir, yani adenin her zaman timin ile eşleşir. Timin adenin ne eşleşir? Guanin sitozinle eşleşir. sitozin ile eşleşir? de guanin ile eşleşir? İşte bunun gibi sol tarafı kullanarak yeni bir sağ taraf oluşturdum. Yeni şeker fosfat omurgasını sarıyla çizelim. Aynı şeyi burada da sağ tarafı kullanarak yapabiliriz. Timin adeninle eşleşir adenin timinle eşleşir, guanin stozinle eşleşir ve sitozin de guaninle eşleşir. Kısacası merdivenin bir kısmını alıp diğer kısmı oluşturmak için kullanabilirsiniz. İşte buna DNA'nın replikasyonu deniyor. Yani ikileştirmek. İşte bu hücre bölünmeden sonra, pardon önce, bu hücre bölünmeden önce replikasyonun nasıl yapıldığını bize gösteriyor. Şimdi şunu düşünelim. Tamam, replikasyona uğrayabilmek iyi bir şey. Ama bu bilgi organizmada kullanılmıyorsa, organizmayı belirlemiyorsa bir işe yaramaz. Öyle değil mi? İşte bu da bizi ikinci konumuza getiriyor. Şimdi bu DNA molekülündeki genlerin ekspresyonunu yani gen ifadesini konuşalım. Buraya ekspresyon yazacağım. Bazen DNA, kromozom, gen gibi kelimelerin birbirleri yerine kullanıldıklarını duyarız. Bunların birbirleriyle alakadar kelimeler olduğu açık. Ancak neyin ne olduğunu bilmek de önemli. DNA hakkında konuşuyorsanız, buradaki molekül hakkında konuşuyorsunuz demektir. Şeker fosfat omurgası dizi halinde sıralanmış bas çiftleri ve çift sarmal yapısı var. Bütün bu şey bir DNA molekülü. Eğer bir DNA molekülünüz varsa ve bu DNA diğer başka moleküller ve proteinlerle paketlenmiş halde bulunuyorsa o zaman kromozomdan bahsediyorsunuz demektir. Eğer genden bahsediyorsanız DNA'nın belirli bir özelliği ifade etmeye yarayan ya da belirli bir çeşit proteini kodlayan belirli bir kısmından bahsediyorsunuz demektir. Bütün bu şey DNA ipi Turuncu ile çizdiğim bu kısım bir gen ya da bir protein için olan bilgiyi tanımlayabilir. Buradaki kısım başka bir geni tanımlamak için kullanılabilir. Genlerin uzunlukları birkaç bin baz çiftinden başlar ve milyonlarca baz çiftine kadar uzayabilir. Milyonlarca baz çifti genin ekspresyona uğrama şekli yani DNA'nın bu kısmındaki bilgiyi protein olarak alabilmemizin yolu DNA ile alakalı bir başka molekül sayesinde olur. Bu molekül RNA'dır. RNA'nın açılımı ribonükleik asittir. Bunu da yazalım. Hatırlayacağınız gibi DNA ribonükleik asit değil, deoksiribonükleik asitti. Yani aslında RNA'daki şeker omurgasının oksileri var. Deoksi ribonükleik asit değil de ribonükleik asit RNA'da. RNA'nın nereden geldiğini açığa kavuşturmamız gerekirse şöyle anlatabiliriz. R burada ribodan geliyor. Ribo anlamına geliyor. Ve burada yine nükleik var. N'si de buradan geliyor. Ve yine asit var. Asitten gelen de A var. DNA'yı neden nükleik asit olarak adlandırıyorsak aynı sebep RNA için de geçerli. Peki DNA'daki bilgiyi ekspresyona uğratmada yani ifade etmede RNA nasıl bir rol oynuyor arkadaşlar? Şimdi burada özellikle çekirdeği olan hücrelerden bahsediyoruz. DNA hücre çekirdeğinde duruyor ama bilgi ekspresyona uğrayabilmek için çekirdeğin dışına çıkmak zorunda. Yani bir şey onu çekirdekten çekirdeğin dışına taşımalı. RNA'nın fonksiyonlarından biri de işte bu mesaj iletme yani mesajcılık, mesajcı olma fonksiyonudur. DNA'nın belirli bir kısmı ile çekirdek dışında olup bitenler arasında bir mesajcıdır. Bu şekilde bilgi gerçek bir proteine translasyon edilebilir. Yani bir proteine geçirilebilir. Mesajcı RNA'yı mRNA olarak adlandırıyoruz. Küçük m ile yazılıyor, diğerleri büyük harfle yazılıyor. DNA'dan mRNA'ya geçtiğimiz aşamaya transkripsiyon ya da yazılma, yazılım diyoruz. Bunu da yazalım. Transkripsiyon. Şimdi transkripsiyon aşamasında neler olduğunu anlayalım. DNA molekülünün bir kısmına bakalım. Bu kısmı kopyalayıp yapıştıralım. Şimdi diyelim elimizde DNA molekülünün bu kısmı yani yarısı var. Aslında replikasyonu anlatırken yaptığımız şeye benziyor. Ama burada DNA'yı çoğaltmak ya da kopyalamak istemiyoruz. Bu kısma tekabül eden bir RNA, mRNA molekülü oluşturmaya çalışıyoruz. Diyelim bu kısım DNA molekülümüzün buradaki genin bir parçası olsun. Transkripsiyon aslında replikasyona çok benzer bir kavram tek farkı DNA değil de mRNA zinciri oluşturacak olmamız. Oluşturacağımız bu mRNA bilgiyi hücre çekirdeğinden dışına çıkaracak. Az önce bahsettiğim gibi transkripsiyon replikasyona çok benzer bir süreç. Ama burada RNA'dan olduğu için adenin timin yerine urasil ile eşleşecek. RNA timin yerine urasil barındırır. Bu yüzden Transkripsiyon sırasında adenin timin ile değil urasil ile eşleşir. Sitozin ile guanin'in eşleşmesi RNA'da da olur. Yani hücre çekirdeğinin dışına çıkacak olan bu mRNA durumunda A urasilin U'su ile eşleşecek. Timin adenin ile eşleşmeye devam edecek. Guanin sitozin ile eşleşecek, sitozin de guanin ile eşleşecek. Şimdi bunları da birbirinden ayırabiliriz ve ayırdığımızda DNA'nın bu kısmındaki bütün bilgiyi içeren tek bir RNA yani mRNA zinciri elde ederiz. Bu zincir çekirdeğin dışına çıkar, gider bir ribozoma bağlanır. Gelecek videolarda bunun nasıl olduğu ile ilgili daha çok konuşacağız. Ve bu kod proteinleri kodlamak için kullanılabilir. Peki bu nasıl oluyor? Bu süreci de translasyon olarak adlandırıyoruz. Translasyon sırasında buradaki bu baz dizisi alınıp bir amino asit dizisi haline dönüştürülür. Proteinler amino asit dizilerinden oluşur. Şimdi mRNA'yı çizelim. Burada UAC var, UU var, ACG var. Burada gördüğümüz mRNA dizisini alıp yatay olarak yazıyorum. Tabii bu sadece bir kısım. Yani önünde ve arkasında bu dizi devam edecek. Şimdi burada çok dikkatli olmalıyız. Nerede başladığımız çok önemli. Her üçlü baz dizisi bir amino asidi kodlar. Yani buradaki üç baz yani bu üç harfli kelime ya da dizi kodon olarak adlandırılır. Bu üçlü bir sonraki kodon olacak. Peki olası kaç kodonumuz olabilir? Elimizde 4 bazdan biri var ve bu baz 3 farklı yerde olabilir. Yani 4 çarpı 4 çarpı 4 tane olası kodon kelimesi mevcut. Bu da 64 eder. Yani 64 tane olası kodon. Bu iyi bir şey çünkü 20 olası aminoasidimiz var ve bu kodonların başka amaçlar için kullanılabilmesine de olanak sağlıyor. Ve aynı aminoasidi kodlamak için birden fazla kodon da olabilir. Yani 20 aminoasidi kodlayacak olan 64 olası kodonumuz var. Bu kodonların ribozom ile nasıl amino asit kodladığını daha sonra konuşacağız. Şimdi buradaki kodon amino asit 1'i kodlasın. Amino asit 1'i AA1 şeklinde yazalım. Bu amino asit 1'in kodon ile eşleşmesi aslında tRNA olarak adlandırdığımız başka bir RNA tarafından gerçekleştirilir. Kodonu bulunduran RNA mRNA'dır. tRNA ise kodon ile amino asidi eşleştirir tRNA'yı çok doğru olmasa da bu şekilde çizelim. Belki tRNA burada AUG bulunduruyordur ve diğer tarafta da bu aminoaside bağlı halde bulunuyordur. Ve bu şekilde bu ikisi eşleşir, bu ikisini eşler. Burada aminoasit 2'ye bağlı bulunan başka bir tRNA olabilir. Aminoasit 2'yi de A 2 şeklinde yazalım. Bu tRNA'nın mRNA üzerinde doğru yere bağlanabilmesi için tamamlayıcı kodon dizisine sahip olması gerekiyor. Yani AAU. Yani bu şekilde amino asit dizisi inşa edilecek ve bu amino yan yana dizdiğimizde aslında bir protein inşa ediyor olacağız. Yani protein esasen amino bir araya dizilmiş hali. Aslında bu proteinler hayatı gerçekleştiren, mümkün kılan moleküller. Örneğin bir hayvanı inşa eden esas moleküller proteinlerdir. Enzimler proteindir, yapısal proteinler vardır ve kaslar da proteindir. Burada sadece küçük bir kısmını çiziyorum. Proteinler binlerce ya da daha fazla amino asit dizisinden oluşabilir ve inanılmaz derecede karmaşık şekiller oluşturabilirler. Ve birçok farklı fonksiyonları vardır. İşte bunlar yaşamın çoğu işini yapan yapılardır ve bu da yaşam için gerekli olan bilginin depolandığı yapıdır.